Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Yüz örnek kampında bomba gibi devam ediyoruz. Çok önemli konular geride kaldı. Ama o önemli konuları 2 ile 3 ile çarpacak derecede önemli harika bir konuyla karşınızdayım. Yazım kuralları. Yazım kurallarından her sene ortalama 2 soru geliyor arkadaşlar. Eskiden bir tane garantiydi. İkinci şüpheliydi ama artık neredeyse garanti bir hal aldı bu 2 soru gelme. O yüzden hazır olmanızda büyük fayda var. Tıpkı noktalama gibi önem taşıyacak. Peki 100 tane örnek göreceğiz. 50 üzeri doğru sizden beklediğim çok fazla. Burada insafsız hareket etmek istemiyorum. 80 üstü 90 üstü ama yapanlara da gerçekten helal olsun demek lazım, onu söyleyeyim. Bazı cümlelerde arkadaşlar, belki çoğunluk belki azınlık bilmiyorum ama kopya vermeyeyim. Bazı cümlelerde yazım yanlışı hiç yok. Onu söyleyeyim. Belki arda arda ilk 10 örnekte yok. Belki son 50 örnekte yok gibi. Lütfen dikkatli olun. Bunu özellikle söylüyorum çünkü hani hiç bilmeyen bir öğrenci, hiç çalışmamış mesela, hiç hatırlamıyor onu. Kural vesaire hiç yok aklında ama şunu yapabiliyor mesela. Lan kesin şu bitişik ya, ayrıdır o. Tamam deyip doğru çıkıyor mesela. Onu doğru kabul etmemeli tabii. Hakim olduklarını, bildiklerini saymalısın. Daha da önemlisi, bazılarında birden fazla olduğunu, bazılarında hiç olmadığını bilirsen zaten ister istemez sallama yöntemine geçmeyeceksin hocam. O zaman hadi başlayalım. İlk sayfa açılsın hocam. Gelsin sorular, gelsin cümleler. Ne diyor? Son dönemlerde kahvaltıda çok fazla ton balığı tüketiyordu diyor. Şimdi ton balığı burada dikkat çeken sözcük değil mi? Bakacağız, belki birçoğunda hata var, belki bunda yok, bilmiyoruz. Ton balığı sözcüğünün ayrı yazıldığını vurgulamakta fayda var. Doğru yazılmış. Peki burada var mı yazım yanlışı hocam? Hemen bakıyorum. Son dönemlerde... Ha, bu dadenin ayrı yazılması. Nasıl anladık hocam? Ben bir dadeye getiriyorum üzerine, bakın dikkat. Son dönemlerde de oluyor. O zaman bu dadenin bitişik olması lazım. Ayrı yazılmış. Üzerine dadeye getirdim. Oluyorsa, bitişik olmuyorsa ayrı biliyorsunuz. Kapatıp bakmak da mantıklı. Saygı duyarım ama istisnaları var. Yine de kullanılabilir bir taktiktir. Tabii ki burada dadenin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmış. Bir tane yazım yanlışımız var. Devam. İkinci örnekteyiz. Bahçedeki cırcır böcekleri, uçuç böcekleri, çiçekleri süslemişti adeta diyor. Bismillah. Şimdi cırcır böcekleri derken cırcır bitişik yazılır arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Uçuç böceklerindeki uçuç bitişik yazılır. Yanlış yazılmış. Adeta derken A'nın şapkası olmalı. Tabii ki yanlış yazılmış. Bunlardan üçünü de doğru bilenler tabii ki doğru kabul etsinler bu örneği. Bir tanesini bildim ama diğerlerini bilemedim diyenler bunu lütfen yanlış kabul etsinler. Yanlış yaptım kabul etsinler. Peki cırcır bitişik, uçuç bitişik, adeta'nın A'sında da şapka olacak. Bence çok iyi başladık. Daha ikinci örnekte çok şey söyledik. Geldik üçüncü örneğe, ne diyor? Boğa yılanıyla mücadelesini seyretmek için buralara kadar gelmişler idi. Şimdi hocam Allah aşkına, gelmişler idi ne ya diyeceksin ama bu doğru. Ek eylemi ayrı olarak yazabiliyoruz. Boğa yılanı derken yumuşak G olmayacak arkadaşlar. Direkt yazılımı şöyle, biliyorsunuz Instagram'da çok sık vurguladım. Boğa şeklinde olacak. Aman dikkat, burada yazım yanlışımız mevcut. Bunun dışında seyir etmek diye yazamazsınız. Seyretmek diye yazmak zorundayız. Dikkat, bir iki tane yazım yanlışı var. Gelmişlerdi doğru. Devir mi etti sana dükkanı dün gece ifadesine bakalım. Devir mi etti derken hocam burada ayrı yazılmaz dediniz ama yanlış gösterdiniz, yani yanlış olduğunu söylediniz. Ama devir mi etti ne diyeceksiniz? Araya mı soru edatı girebilir. Yani seyir ettim diye ayrı yazmak ya da seyretmek yanlıştır. Seyir mi ettim gibi araya mıminin gelmesi ve ayrı yazılması doğrudur. Bunu lütfen unutmayınız. Burada yazım yanlışımız yok en azından bu kısımda. Dükkana derken A'nın şapkası olacak. İşte bu cümledeki yazım yanlışı budur arkadaşlar. Devam. Dikili taşın hemen önünde durarak bana çakmak taşını gösterdi diyor. Dikili taşın demiş arkadaşlar. Dikili taş ayrı yazılacak. Aman dikkat. Çakmak taşını demiş. Bu gayet doğru yazılmış. Güzel. Onun kestane şekeri sevdiğini bildiğinden kesme şeker yerine onu koydu diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kestane şekeri ayrı yazılacak. Kesme şeker ayrı yazılacak. Onun dışında bir şey yok arkadaşlar. Güzel. Her cümlede vardı. Dikkat çektik bakalım bazı şeylere belki de. Şimdi bakalım burada ne olacak. Havada belki kervan yıldızı görürüz düşüncesiyle dışarı gitti diyor. Havada belki kervan yıldızı görürüz düşüncesiyle dışarı gitti. Hocam kervan yıldızı ile ilgili bir şey yok tabii ki. K de büyük, Y de büyük. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Geldik 8'e. Peki burada yazım yanlışı yok. Olmayanları yuvarlak içine alacağım. Hadi devam edelim. Marketteki yazar kasaları gün ortasında tamir ettirme fikri de nereden çıktı böyle diyor. Bir sürü şey var arkadaşlar. Yazar kasa dikkat çekiyor. Gün ortası dikkat çekiyor. Yani dadenin kullanımı belki bizi zorlayabilir. Hadi başlayalım. Yazar kasa ifadesi yazar kafada olur. Yazar kasa ifadesi ayrı yazılır. Gün ortası ayrı yazılır. Fikri de daha de ayrı yazılır. Bu cümlede de yazım yanlışımız yoktu. Bakalım neler olacak. Haydi 9'da çıksın artık. Onun ardı sıra gitmeye çalışsa da yetişemedi diyor. Çalışsa da daha de ayrı yazılmış. Çünkü
Ben ona da AD getirdiğimde çalışsa da olmuyor. DO'da olarak ayrı yazılmalıymış. Ardı sıra ayrı yazılır. 9'da da yok. Bakın 7, 8 ve 9'da yazım yanlışı yok arkadaşlar. Geldik ona. İç işlerimize karışma düşünceleri kısa sürede suya daldı. Hocam ya İçişleri Bakanlığı derken bitişik yazıyoruz. Bence burada bir sıkıntı yok gibi düşünebilirsiniz. İç işlerimiz normalde dış işlerimiz de dahil olmak üzere ayrı yazılır. Ama kurum kuruluşu adlarında maalesef o tarz bitişik kullanımlar tescillendiği için kanunda doğru kabul ediliyor. Doğal olarak burada bir tane yazım yanlışımız var. Çatmakaş bir yapısı vardı ama yine de zaman zaman fedakarlık yapardı diyor. Şimdi çatmakaş ifadesinin ayrı yazılacağını bir söyleyelim. Onun dışında yine de daha D'ye ayrı yazılacak. Çünkü daha D'ye getirdiğiniz zaman... Olmuyor yani bir zahmet. Fedakarlık yapardı derken fedakar ifadesinde anın üzerine şapka olacak. İşte üçüncü yazım yanlışı da bu. Devam ediyorum 12. örnekle bakalım neler olacak. Cam güzeli çiçeğini sularken Ayşe kadın fasulyeleri suya koyup koymadığını düşündü diyor. Peki burada ne var hocam? Cam güzeli kesinlikle doğru yazılmış. Ayşe kadın fasulye derken Ayşe'nin A'sı küçük olacak. Ve kesinlikle burası birleşik yazılacak arkadaşlar. Bitişik olacak. Peki fasulye de var mı hocam bir şey? Yok. Sadece burada yazım yanlışımız var. Devam ediyoruz. Geldik 13. örneğe. Bakalım kaçta kaç yaptınız. Vişne çürüğünü masadan aldı. Deve tüyünü de aşağıdaki dolaba yerleştirdi diyor. Vişne çürüğü derken hocam ya renk adları bitişik değil miydi? Evet doğru, kesinlikle doğru. Burada renk adı mı bu? Masadaki vişne çürümüş ya burada. Yani cümleye dikkat etmek lazım, dikkat. Deve tüyü, bak renk adı olsa bitiştireceğiz ama deve tüyü diyor. E bildiğin devenin tüyü canım bu. Ayrı yazılır değil mi? Burada bütün yazımlar doğru, yazım yanlışı yok. Elindeki basıncı ölçer ve basınç hakkında kişiye veriler sunmayı hedefler. Ha, basınç ölçer demiyor. Basınç ölçer dese o bir aletin adı olacak, bitişik olacak. Ama basıncı ölçer, burada bir yazım yanlışı yok arkadaşlar. Aman dikkat, 14. örnekte çok çok fayda sağladı. Çünkü olmadığı örnekleri bulmanız daha değerli. 15. Onun gün görmüş tavrı oradaki herkese itici geldi diyor. Hadi bakalım. Gün görmüş ifadesi bitişik yazılır hocam. Evet. Tavırı derken ha burada ı düşmeliymiş. Tavrı olmalıymış. Tamamdır. Burada bir yazım yanlışımız mevcut. Bu sabah gözaltı kremimi sürmeyi unutmuşum. Gözaltı ifadesi altı üstü sözcükleri somut bir şey ifade ediyorsa ayrı, soyut bir şey ifade ediyorsa bitişik yazılır. Gözaltı kremi derken gerçekten gözümüzün altını kastediyoruz. Somut bir şeydir. Ayrı yazılmalıdır. Buradaki yazım yanlışımız da budur arkadaşlar. Gayet net. THY'nin yani Türk Hava Yolları'nın bu olaya karşı söylemleri de önemlidir. O kadar değil hocam. THY'nin olacak. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda ekler son sese göre gelir. Buradaki yazım yanlışımız da bu olacak. Uzak Doğu'nun en önemli kafilesini gece yarısı kaymakam karşıladı diyor. Şimdi durduk arkadaşlar. Uzak Doğu'dan gelen heyeti işte vali karşıladı gibi biliyorsunuz. TDK'de Türk Dil Kurumu'nda bir örnek var. Benzeri bir örnek bu. Uzak Doğu bir kere yanlış yazılmış. Ayrı yazılmalı ve D büyük olmalı. Bunu biliyoruz. Onun dışında gece yarısı ifadesi doğru yazılmış. Burada sıkıntımız yok. Kaymakamın K'si büyük olacak arkadaşlar. Aman dikkat, bir makam mevkii temsil edildiğinde bu tarz cümlelerde büyük harfle başlar. Uyumamakta fayda var. Doğal olarak Uzak Doğu ayrı ve Doğu'nun D'si büyük. Gece yarısı doğru ayrı yazılmış. Kaymakamın K'si büyük olacak. İki tane yazım yanlışımız mevcut. 19. Soru çözerken Süveyş kanalının nerede olduğunu hatırlayamadı diyor. Kanal ha büyük yazalım, geleneği ayıralım. Aman hocam burada da yanlışlar gırla karşımıza geldi. Geldik hocam 20. örneğe. Varlık dergisi son sayısında bir hikayeye yer verdi diyor. Varlık dergisi derken derginin D'si küçük olmalı. Buradaki yazım yanlışımız bu arkadaşlar. Devam. Milli edebiyat döneminin en büyük getirilerinden biridir diyor. Dönemi derken şurada bir kesme olmalı. Dönem adları biliyorsunuz kesmeyle kesinlikle ayrılır. Milli doğru yazılmış. Eyvallah. Yani şurada bir yazım yanlışımız var. Devam. İnsanlar Hıdır Ellez kutlamaları için hazırlıklarını yaptı diyor. Hıdır Ellez olur, herhangi bir bayram olur, kurban bayramı olur fark etmez. Onları büyük harfle başlatıyoruz. H büyük olacaktı arkadaşlar. Aman dikkat, buradaki yazım yanlışımız da bu. Okul olarak Dünya Tiyatrolar Günü için birçok çalışma yaptık diyor. Lütfen dikkat. Dünya Tiyatrolar Günü derken bu tarz günler. Anneler günü, babalar günü, öğretmenler günü, sevgililer günü, günü. Oradaki G'nin büyük yazıldığını biliyoruz. Doğal olarak burada bir yazım yanlışımız mevcut. Açıklamada resmi kuruluşlar için herhangi bir değişiklik olmadığı vurgulandı. Herhangi bir de bir sıkıntı yok, saygı duyarız. Resmi derken şu İ'nin şapkalı olması lazım. Uzun yazılması lazım. Eyvallah hocam, saygı duyuyoruz. Aman dikkat, çok çok fayda sağlar, sorulabilir. Darma duman olmuş hayatlar, darmadağın yerleşimler, paramparça olmuş kalpler. Şimdi darma duman hocam diziden biliyorum ben diyeceksin. Saygı duyarım, bitişik.
Paramparça Ocağım diziden biliyorum, var mıydı dizi bilmiyorum. Bitişik sanki vardı. Darmadağın derken evet, Darmadağın da bitişik olmalı. Buradaki yazım yanlışımız bu arkadaşlar, güzel. Adrese baktığında No30 yazıyordu. No30 öyle yazılmaz arkadaşlar. No'yu şöyle yazmalısınız. Aman dikkat, aman dikkat. Çok çok önemli. Tabii ki burada cümle içerisinde olduğu için bunu da küçük yazmak daha da doğru olur. No dedi, bakın dikkat, noktayı koydu. Numara olarak kısalttı. İki nokta koyarak ne olduğunu yazıyorsun. Yani böyle bir kullanım doğru değildir. Sadece iki noktayla açıklanmaz. Mutlaka nokta sonrasında iki nokta olmalı. Çünkü no'yu ben nasıl kısalttığımı noktayla göstermiş oluyorum. İki noktayla da kaç numara olduğunu söylüyorum. Yani kesinlikle yazım yanlışı var. Aman dikkat, tamam. Peki ne yaptık? Buna da bir tık attık. Buradaki yazım yanlışını da vurguladık. Bu arada iki yazım da doğru arkadaşlar. Cümle içinde olduğu için küçük harfle başlamak doğru. Normalde büyük harfle de herhangi bir yerde adres yazarken no bilmem kaç diyoruz. Sıkıntı değil. Yeter ki no'dan sonra nokta ve sonra iki nokta koyunuz. Devam hocam. 27. örnekteyiz. Pazardan 3 kilogramdan fazla elma almamam istendi diyor. Kilogramdan diyorsun hocam ama KG'den diye yazıyor. Acaba hangisi doğru? Bakın dikkat. Küçük harfle yapılan kısaltmalarda açılıma göre ek getirilir. Sadece büyük harfli kısaltmalarda son sese bakıyoruz. KG'den değil, kilogramdan olmalı. Burada yazım yanlışımız bu. Amik ovamızın bu konuda oldukça gelişmiş olduğunu gördük. Normalde amik ovasıdır, biliyor musunuz o? Biliyoruz hocam, o kadar da değil. Evet. Amik ovası. Eyvallah hocam, biliyorsunuz. Yani sonu 3. tekil şahıs iyilik eki alanlar diyor. Değil mi? Aman dikkat. Mesela Boğaz Köprüsü gibi. Sisi yerine başka bir iyelik eki geldiğinde kesme kullanılmaz diyor. Sonra gelenek de ayrılmaz. Doğal olarak amik ovamızın şeklinde olmalı. Yani kesme kullanılmamalı burada. Böyle yazılmalı. O yüzden gözden kaçabilirdi bu. Şöyle bir çarpı atalım. Devam edelim. Rakım Efendi'nin romandaki rolü hiç tartışılmadı diyor. Rakım Efendi demiş. Efendi'nin E'si büyük zaten. Gelenek ayrılır. Burada yazım yanlışımız yok. Aslında Türkçenin son dönemlerdeki iyileşme hareketi görülmelidir diyor. Aman dikkat, 30. örnek neler neler söylüyor bize. Türkçenin ifadesi. Bakın çarçeğe yapım eki almış Türk kelimesi. Doğal olarak hiçbir ek ayrılmaz arkadaşlar. Burada herhangi bir yazım yanlışı göremiyoruz. Güzel. 31. örnekteyiz. 10 Ağustos Cuma'nın onun için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Cuma'nın derken burada kesme işareti olmalı. Çünkü sayısal veri var. Ay ve gün adları büyük başlar. Buradaki yazım yanlışı bu. Eyvallah. Saygı duyduk hocam. Geldik 32. örneğe. Bakalım bunu görebilen olacak mı? Ya da burada yazım yanlışı yok mu diyeceğiz. Dilimizde ca ile oluşmuş bir sürü kelime vardır diyor. Ekleri belirtirken kısa çizgi kullanırız ve gelen eki mutlaka kesmeyle ayırırız. Doğal olarak 32. örnekte herhangi bir yazım yanlışı göremiyoruz. Sınıfa 4'er kişinin girdiğini gördü. 4'er ifadesi asla ama asla rakamla böyle yazılamaz. Yazıyla bakın burada yazılmış. Yani burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Geldim 34. örneğe. Aldığı pastanın 2'de 1'ini yanındaki arkadaşına verdi diyor. Bakın dikkat. 2'de 1'i, 4'te 3'ü falan denmez. 1 bölü 2'sini olacak. Yani bunu şöyle yazmalıydı. 1 bölü 2'sini, 2'de 1'ini değil. Burada bir yazım yanlışımız mevcut. Saygı duyarız. 35. örnekteyiz. Çörek otlu poğaça yemek. Poğaça bu arada, evet. Çörek otlu poğaça. Poğaça da çok hoş değil. Poğaça. Evet. Poğaça demek daha doğru. Çörek otlu poğaça yemek sabahları en büyük zevklerinden biriydi. Poğaçada bir sıkıntı yok hocam. Oraya dikkat çekmeye çalıştınız da. Çörek otlu ayrı yazılmalı. Burada yazım yanlışımız bu. Bahçesinde Japon gülü yetiştirdiğini görünce şaşkına dönmüştü izlemeye gelenler diyor. Japon gülü derken gülün G'si tabii ki küçük olacak. Ne alakadır? Değil mi? Ne alakadır? O kesinlikle küçük olmalı. Nasıl Antep fıstığının F'si küçükse Japon'un neyi var yani? Onun ne fazlası var? O da küçük olsun. Devam. Buraya kadar gelip de oltu taşı almadan dönmek olmazdı. Gelip de, burada bir D ayrı yazılsın. Oltu taşı derken O'nun artık bir ilçe olduğunu biliriz ve her türlü büyük yazılması gerektiğini söyleriz. Cebinizde kalsın arkadaşlar. Güzel. Bizim aramızdaki iş bölümü daha önce görülmemiş cinsten diyor. Bismillah. İş bölümü ifadesi kesinlikle ayrı yazılmalı. Devam. Bu yarım kürede meydana gelen olayları diğer yarı kürede görmemiz mümkün değildi. Yarım küre demiş bitişik, yarı küre demişiz hocam ayrı. Hangisini kabul edeceğiz? İkisi de ayrı olmalı. Yani şu yanlış yazılmış. Aman dikkat arkadaşlar. Çok çok önemli. Geldik 40. örneğe. Bakalım burada dökülecek miyiz? Dökülme ihtimalimiz yani biraz. Kuru yemiş. Aynı yazılmalı. Hocam nasıl olur, bizim evin altında bir tane var mı? Yanlış. İki sokak ötede var. Yanlış. Sizin evin orada var. Yanlış.
tabelarda yanlış yazıyor, devam. Ama kuru soğan almak düşüncesiyle oradan tekrar çıktı diyor. Kuru soğan ifadesi doğru yazılmış, devam. Bu semtte acı badem kurabiyesi bulabilmek imkansızdı diyor. Acı badem ifadesi neden bitişik olsun ki? Acı badem küçük yazılır, ayrı yazılır vesaire vesaire. Burada yazım yanlışımız bu arkadaşlar. Geceleri kuyruklu yıldız görme isteği hiç bitmiyordu diyor. Kuyruklunun k'si küçük olacak, yıldızın y'si küçük olacak. İşte Halley kuyruklu yıldızı deseydi hepsi büyük başlardı. Ama burada özel adı dahil olmamış, tek başına kullanılmış, bir tür adı gibi kullanılmış. Doğal olarak küçük yazılmalıydı onlar. Buradaki yazım yanlışlarımız bunlar. Eti tatlandıran şeyin kuyruk yağı olduğunu, zeytinyağı olmadığını söyledi. Kuyruk yağı bakın bitişik, zeytinyağı ayrı yazılmış. Acaba hangisi doğru olacak? Tabii ki kuyruk yağı ayrı olacak. Zeytinyağı bitişik olacak, tam tersi bir durum. Devam. Yer çekimi yasasının, yer çekimi dikkat, daha iyi anlaşılması için elma olayı çok iyi oldu diyor. Yer çekimi yasasında yer çekimi ayrı yazılır zaten. Burada yazım yanlışımız yok. Sabahtan beri şu baş ağrım hiç geçmek bilmedi diyor. Bildiğimiz anlamda baş ağrısı bu. Tabii ki ayrı yazılmalı. Ama bu adam tam bir baş ağrısı dersen olmaz. O zaman kesinlikle bitişik yazılır. Mecazi bir şey belirttiği müddetçe anlam kaybı yaşayacağı için sözcükler bitişik yazmanız çok daha doğru olur. Hafta içi yapılacak toplantı için herkesin çevrim içi olmasını istedi. Hafta içi ayrı yazılmalı. Çevrim içi ayrı yazılmalı. Nasıl hocam, telefonda böyle attık o telefonları. O telefonları parçaladık, kabul etmiyoruz. Yanlış yazılıyor orada. 47. Dişçinin azı dişi için söylediklerini duyunca oradan gitmek istedi diyor. Azı diş kesinlikle ayrı olmalı arkadaşlar. Devam. Geldik 48. örneğe. Bakalım o bize ne söyleyecek. Son dönemlerdeki saç dökülmelerinin ırsi olduğunu öğrendi diyor. Bakın söylerken okurken bile ırsi diyoruz ama Instagram'da yine çok sık paylaştım. İrsi ifadesinin doğru olduğunu. Doğal olarak bu cümlede yazım yanlışı yok arkadaşlar. Böyle acılı bir çiğ köfte daha önce hiç yememiştim diyor. Çiğ köfte ifadesi ayrı yazılacak. Değil mi kesinlikle? Yememiş tim olacak. Burada da ses olaylarına uyulmamasından kaynaklı bir yazım yanlışı var. 1-2 aman dikkat. Bardaktaki şeyin takma dişi olduğunu öğrendiğinde artık işten geçmişti diyor. Takma diş derken ne yapacağız? Onu tabii ki azı diş gibi şurada ayrı yazacağız. Bakalım başka bir şey var mı? Herhangi bir şey göremiyoruz, başka yok. İnsanların hafta başında değişik bir sıkıntıya girdiklerini biliyorum diyor. Hafta başı ifadesi neden bitişik olsun? Bir topluluğun başı gibi hani elebaşı, İşte aşçı başı, mehter başı gibi ifadelerin bitişik yazıldığını biliyoruz da hafta başı ne alakadır? Devam. 52. örnekteyiz. Dil bilgisi konularını bitirmek için gece gündüz çalışıyordu diyor 52'de. Dil bilgisi bitişik yazılmaz, aman dikkat, devam. Sokağın girişine yapılan tüp geçit daha önceki alt geçitleri aratmadı diyor. Burada tüp geçitin ayrı yazılması gayet doğru. Alt geçitin ayrı yazılması gayet doğru. Devam ediyoruz. Burada yazım yanlışımız yok. Bu seneki açık oturumu konusu çevre kirliliği diyorlar diyor. Çevre kirliliğinde sıkıntı yok. Açık oturum ayrı yazılmalı. Onun ne çetin ceviz biri olduğunu onu tanıyan herkes bilir. Çetin ceviz ayrı yazılmalıdır. Eyvallah hocam. Burada sıkıntımız yok. Devam ediyoruz. Çetin ceviz ayrı olacak. Tamamdır. Esmer şeker atma alışkanlığı devam ediyordu diyor. Esmer şeker ayrı yazacağız. Başka da herhangi dikkat çeken bir sözcük yok. Yazım yanlışımız yok. Ülkeler Orta Doğu'nun bu olaylarla çalkalanacağını belirtti diyor. Orta Doğu derken ayrı yazılacak. D büyük olacak. Aman dikkat. Tabii ki gelenekin ayrılması burada doğru değil mi? Aman dikkat. 58'deyiz. Azat ettiği bu insanların hangi devirde yaşadıklarını bile unuttuğunu söyledi diyor. Unuttuğunu gördü diyor, daha doğrusu söyledi. Nereden geliyor Allah'ını seversen? Azat ettiği, azat ettiği demiyor muyuz hocam? Evet, söylerken öyle diyoruz ama yazarken azat ettiği diyoruz. Aman dikkat, öyle yazıyoruz. Uyuma hocam, burada yazım yanlışı yok. Geldik 59'a. Güzel hatun çiçeği ve lavanta çiçeği yetiştirmek istediğini bizlere belirtti diyor. Güzel hatun çiçeğinde bir sıkıntımız yok. Lavantada zaten ne gibi bir sıkıntı olabilir? Burada yazım yanlışımız yok arkadaşlar. Geldik 60'a. Bahçedeki can eriklerini özenle büyüttü. Çalı dikenlerini bir bir temizledi diyor. Can eriği ifadesi ayrı yazılır, aman dikkat. Çalı dikeni ayrı yazılır, aman dikkat. Maalesef kimi der bilmezler olayı çarpıtıyordu. Hadi bakalım, en iyi örneklerden birisidir bu. Maalesef kimi der bilmezler olayı çarpıtıyordu. Hocam ne var ki burada, neresi iyi Allah'ını seversen? Yani buradan değer bilmez bitişik, burada sıkıntı yok ki diyeceksin. Maalesef kelimesinin çift a ile yazılması gerektiğini unutacaksın, aman dikkat. Maalesef hani şu ana kadar bir sözcüğü yazmadık ama hadi bunu yazalım. Maalesef kelimesi aynen böyle yazılmalı arkadaşlar. Süper gidiyoruz. Doğal olarak burada yazım yanlışı var. Hadi tempo artsın. 62'deyiz. Bize yardımcı olacak bir taze kana ihtiyaç vardı bu büroda diyor. Hani gelir birisi böyle ortalığı bir anda böyle hareketlendirir, taze kan geldi deriz ya. İşte bu takıma taze kan geldi. Büroya taze kan geldi. Bitişik yazıdır arkadaşlar. Çok dikkat çekici. 40 yılda bir film izliyorum. Onda da önümden geçen geçene diyor. 40 yılda bir derken 40 yılda bitişik yazılır. Yine bunlar benim Instagram'da arkadaşlar çok sık paylaştığım hikayelerdir. Daha doğrusu
gönderilerdir. Ne hikayesi? Hikayede zaten söylüyoruz da. Gönderiler, gönderiler. Hala duruyor yani. And olsun ki bu saatten sonra kimse bu konuda bir benden bir şey istemesin dedi. Beden olmasın, benden olsun. Tamam, istemesin dedi. Orada tabii ki yazım yanlışı yok tabii ki. And olsun ki derken arkadaşlar böyle yazmıyoruz. And diye yazacağız. Bunu da ayrı yazacağız. Aman dikkat. Devam 64'teki hata bu. 65 hocam. Buralarda vakti zamanında bağların olduğu vurgulanıyordu. Yine bir Instagram paylaşımım, aman dikkat. Vakti zamanında bitişik olacak uyuma. Tamam, helali hoş olsun ama bu kadar da olmaz. Onay bildiren ifadelerden sonra virgül çok güzel ama helali hoş böyle değil. Helali hoş şeklinde ve bitişik yazılacaktı. Aman dikkat, devam. Altyapı sorunu olan filmlerde altyazı sorunu olmuyor. Altyapı bitişik olacak, altyazı ayrı olacak. Devam. Ona buna nispet yapana kadar kendini geliştir diyor. B yerine P gelmeli. Nispet olmalı arkadaşlar. Yazım yanlışımız bu. Yere sırt üstü uzanınca tüm yaraları belli oldu. Bakın arkadaşlar, altı üstü sözcüklerinde kullandığımız, Türk Dil Kurumu'nun çok sık vurguladığı somutsa ayrı, soyutsa bitişik kuralının istisnası. Sırt üstü nasıl kullanırsa kullanılsın bitişik yazılıyor. Aman dikkat. Bu soruları ebediyen soracağı anlaşılıyordu diyor. Ebedi derken arkadaşlar lütfen dikkat, böyle yazılır ama ebediyen derken uzun iyi değil, normal iyi kullanılır. Çok garip bir kullanım, çok garip bir yazım. Instagram'da yine vurgulandı. Devam hocam. Son yaşanan sorulardan sonra psikiyatrların da görüşleri alındı. Son yaşanan sorunlardan sonra psikiyatrların derken tır da burada ı olmasın bir zahmet. Psikiyatr ne demek ya? Saçma sapan. Psikiyatr diyeceksin. Yani TVR'yi bitiştireceksin hocam. Orada ı olmayacak. Şöyle bitişik olacak. Evet, süpersin. Yazım yanlışımız da o. Eyvallah. Devam hocam, devam, bitiriyoruz. Yol kat ettiğini öğrenince çok mutlu oldu diyor. Kat ettiği ifadesi arkadaşlar ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır? Haydi bakalım hatırlayınız. Kat ettiği tabii ki bitişik yazılacak. Yazım yanlışı yok. Vaat ettiği şeyleri her zaman gerçekleştirmiştir diyor. Aman dikkat. Vaat ettiği de böyle yazılır. Burada da yazım yanlışı yok. Bu arada olmayanları yuvarlak için alıyorduk. O geleneği bozmayalım. Adamı gasp ettiğini duyunca hemen polise bildirdi diyor. Gasp ettiği derken o da böyle yazılıyor. Burada da bir yazım yanlışımız yok. Artık hırgür çıkarmayacağını öğreneyim de mutlu olayım diyor. Burada hırgür çıkarmamak ifadesinde hırgürün bitişik olması gerektiğini vurgulamakta fayda var, cebinizde kalsın. Geldik 76'ya. Onun hüsnü kuruntularıyla uğraştığı için zaman kaybediyor diyor. Burada hüsnü kuruntu tabii ki bitişik yazılmalı. Devam, artık böyle ayrı yazma durumları burada ya da kısa çizgi çekme durumları yok artık. Soy sop desen oldukça iyi. Boy bos desen var. Sere serpe uzanmış fikirleri de yok diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Soy sop böyle yazılır zaten, burada sıkıntımız yok. Boy bos böyle yazılır hocam. Boylu poslu falan deriz ya. Orada sıkıntı yok. Sere serpe de böyle yazılır. Yani burada bir yazım yanlışı yok ama 3 tane çok önemli bilgi var, cebe koymalısın. Hastalık nüksedince tekrar doktora gitmek zorunda kaldı. Hastalığın nüksetmesi, eyvallah. Nüksetmek ayrı yazılır. Yani tekrar etmek. Aman dikkat arkadaşlar. Bence çok iyi bir sözcüktü. Çok hoş sohbet biri olduğunu söyleyenler çalı kuşunu görmüş kimselerdi diyor. Şimdi 79'a geldik. Hoş sohbetin bitişik olması gerektiğini vurgulayacağız. Çalı kuşunun ayrı yazılması gerektiğini vurgulayacağız. Devam. Çok tez canlı biri gibi görünse de tavşan kanı çay için saatlerce beklerdi diyor. Tavşan kayı ifade kanı, tavşan kayı da olur. Tavşan kanı ifadesi bitişik yazılacak. Tez canlı ayrı yazılacak. Devam. Bence çok iyi gidiyoruz. Bazı gerçekler apaçık önünüzde dursa da göremezsiniz. Dursa da, dursa da da. Bakın üzerine bir tane daha diye getiriyorum hemen. Dursa da da olmuyor. Demek ki ayrı yazılmalıymış. Değil mi? Aman dikkat, buradaki yazım yanlışımız bu. Apaçık ifadesi doğru yazılmış. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı bu tarih büyük önem arz ediyor diyor. Ders başı derken ders başının bitişik yazıldığını söylemiştik. Söylüyoruz tekrar tekrar. Arz ediyor, ayrı yazılacak. Bence çok çok önemli. 2-3 sözcük daha kazandık arkadaşlar. Çok iyi oldu. Evet, siyasi konular demiş. Siyasi de iyi de uzatma yok. Normal yazmalıyız. Yazım yanlışı bu. Dikkatini çekse de felsefi şeyler kadar etkili değildi diyor. Şimdi lütfen dikkat. Felsefi ifadesi de normal iyiyle yazılacak. O da yanlış yazılmış. Söylerken neredeyse, neredeyse'si fazla. İkisini de uzun söylüyoruz değil mi? Siyasi, felsefi, edebi de var mesela. Edebi aynı şeyi söylüyoruz ama siyasi ve felsefi de uzun iyi yok. Anadolu yakası için taksiye ihtiyacı var idi diyor. Artık biliyorsunuz vardı, var idi, bunlar doğru. Ama yakasının y'si büyük olmalı. Buradaki yazım yanlışı bu arkadaşlar. Haydi bitirelim. Masallardaki kaftanı görebilmek için çalışıyordu diyor. Şu aman dikkat. Kaftan bitişik yazılacak. Devam. Soruları senle çözsek eminim çok daha fazla yol alırım diyor. Senle değil arkadaşlar, seninle şeklinde olacak. Eyvallah. Devam. Hiçbir zaman aç gözlü biri olmadım ama gözü açık biri olmak istedim diyor. 87. örnek bize anlatabilir. Aç gözlü bitişik olacak. Gözü açık ayrı olacak arkadaşlar. Çok çok ilginç. Elindeki jopla, job diye bir şey yok. Job diye bir şey var. Sildim. Altındaki ciple, jiple, bakın söylerken bile düzelterek söylüyorum. Jip diye bir şey yok, cip diye bir şey var. Bu da yanlış. Bir şeyden anlatmak telaşındaydı. Saygı duyuyorum.
Çözümlere tamamıyla doğru çıktı. Tamamıyla değil, tamamıyla olacak. Aman dikkat. Uçağın havaalanındaki hareketleri yolcuları korkuttu diyor. Örnek 90. Havaalanındaki bitişik olacak. Yanlış. Araziyi kuş bakışı seyir mi edelim diyorsun? Seyir mi edelim de sıkıntı yok. Kuş bakışında da yok mu hocam Allah aşkına? Tabii ki yok. Kuş bakışı da ayrı yazıdır. Aman dikkat. Peki geldik 92'ye. Hadi bitirelim hocam artık. Ham maddenin eksik olduğu buralarda bu iş kolu gelişmezdi diyor. 92. Ham madde ayrı yazılacak hocam. Başka bir şey iş kolu zaten ayrı sıkıntı yok. Yazım yanlışımız var. Elinde telefonuyla gün aşırı not paylaşıyordu diyor. Gün aşırı ifadesini nasıl yazıyoruz? Tabii ki bitişik yazıyoruz. Aman dikkat. Meramı giderdiği için ona layığıyla bir karşılık verdim diyor. Merak ve layık kelimelerinin yumuşamadığını hatırlatmak isterim sizlere. Aman dikkat. Kökleri gereği bu kelimeleri istisnai kabul edip yumuşatamıyoruz. Daha birçok örnek var tabii. Hukuk, sanat, hürriyet, milliyet ama bu ikisi gerçekten artistik. Bu ikisinde yazım yanlışı var yani. Yumuşaması lazımdı. Peki bu hayvanın etobur mu yoksa otobur mu olduğunu bilmiyoruz. Hadi bakalım etobur, otobur nasıl yazılacak? Tabii ki ikisi de arkadaşlar bitişik yazılıyor. Burada yazım yanlışımız mevcut değil, değil mi? Aman dikkat. Bir varoluş meselesi gibi dursa da var olmak için çaba göstermiyordu diyor. Çok güzel örnekler hocam. Şimdi varoluş bitişik yazılır ama var olmak ayrı yazılmalı. Çok ilginç. Kesinlikle bunu cebinize koyunuz. KPK'ler çalışmıyor olması su götürmez gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya yetti de arttı bile diyor. Yani burada çok net bir şekilde arkadaşlar KPK'lerin bitişik olacağını iyi biliyorsunuz. Bunun dışında su götürmezin bitişik olması gerektiğini de şimdi sizlere şöyle bir hatırlatmış oldum arkadaşlar. Çok iyi oldu. Haydi bitiriyoruz. 98-99-100. Yaptıklarına kat be kat karşılık alması kat be kat bitişik olacak. Onun da şey, onun an be an da bitişik olacak. Takip edilmesinin bir sonucuydu güzel. İlla ki ben de geleceğim deyince yavru ağzı kazanı giyip ada çayını yanına alıp keçi boynuzunda ısırarak geldi diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl bir cümle ya? Zaten cümleleri şöyle anlamaya kalksak inanılmaz iğrenç cümleler var ama işimiz yok anlamla. Yazıma bakıyoruz. İlla ki bitişik olacak. Ben de ayrı olacak. Ada çayı ayrı olacak. Onun dışında keçi boynuzu, yavru ağzı vesaire vesaire onları zaten ne yapıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Devam hocam. Son örnek. Toz pembe yerleri. Toz pembe bitişik aman dikkat. Karayel demiş. Karayel kesinlikle ayrı. Gibi esmeyi istiyordu. Dikkat. Kırmızı bibersiz kırmızı biber bitişik yazılıyor arkadaşlar. Bir masa istiyordu. Şehirler arası otobüslerden de şehirler arası ayrı yazılacak. Bunlar hep yanlış. Olsa iyi olurdu. Eyvallah. Ne var ki? Var ki ayrı yazacağız. Eyvallah. Bunların olması için hayalleri dönüştürecek bir şeye ihtiyaç vardı. El alem. Ne derdi sonra? El alem. Aynen böyle yazılıyor arkadaşlar. Burada bir yazım yanlışı var. Harikaydı. Seriye bağladım, otomatiğe bağladım yoksa bayağı bir 2-3 saat sürecek bir video aslında bu. Tek tek her bir kuralı burada göndermeli anlatmaya kalkarsak saatler sürer bu video. Bence çok yerinde oldu, çok tadında oldu. Bakalım kaçta kaç yaptınız? Yorumları yazmayı unutmayın olur mu? Durumunuzu, ne durumdasınız, ne yapıyorsunuz, isteklerinizi, taleplerinizi, her şeyinizi yazın. O zaman hadi görüşürüz. Kolay gelsin.